Evet, astsubaylar uzun bir süredir özlük haklarından memnuniyetsizliklerini dile getiriyordu. Hatırlayacaksınız, sosyal medyada çokça yer alıyordu bunlar. Sonunda Genelkurmay Başkanlığı astsubayları dinlemeye karar verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıdemli Astsubaylar Semineri pazartesi günü başladı ve 3 gün sürecek. Binlerce kişiyi ilgilendiren bu seminer beklentilere çare olabilir mi? Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Ahmet Keser Ankara stüdyomuzda. Ahmet Bey. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Bu seminer nasıl bir sonuç verir? Sizin beklentileriniz neler? Sizden dinleyelim. Bu seminer şu anda ikinci gününde ve fiyasko ile devam ediyor. Programda pazar günü kuvvet komutanının bir konuşması vardı. Yarın da Genelkurmay Başkanı'nın konuşması vardı. Genelkurmay Başkanı yarınki konuşmasını iptal etti. Yarın onun yerine Genelkurmay ikinci başkanı konuşacak. Genelkurmay Başkanı'nın bu konuyla ilgili ciddi bir eleştiri aldığını biliyoruz. Oradaki arkadaşların dün ve bugün ciddi tartışmalar yaptıklarını biliyoruz. Hatta Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun kendisini anlatması esnasında artık tam olarak anlatamadığını, öğleden sonralığının da komple tartışmaya geçildiğini biliyoruz. Dolayısıyla şu anda Genelkurmay Başkanlığı bir algı yönetmek istiyordu. İnsanları rahatlatıp birliklerine gönderip oradaki insanlara da bunun anlatılmasını istiyordu. Ancak bu umdukları gibi olmadı. Peki, sizin istediğiniz sonuç nedir bu seminerden veya genel olarak? Belki çok fazla bu konuyla ilgilenmeyen izleyicilerimiz vardır. Bize kısaca bir özetler misiniz? Nedir memnuniyetsizliğin ana nedeni? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubayların gözlemcilikten katılımcılığa geçmesini talep ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde birçok kanunlar, yönetmelikler, yönergeler hazırlanıyor. Bu sistemin içerisine astsubaylar dahil değil. Şu anda astsubaylar çağrılıyor. Yapılan iyileştirme gibi ya da yapılacak iyileştirmeler gibi konularda sadece amiyane bir tabirle gaz almaya çalışıyorlar. Biz bunu yapacağız, şunu biliyoruz, şu sorunuzun da farkındayız gibisine insanları rahatlatmaya çalışıyor. Biz ana sorunumuzu zaten paylaştık. Genelkurmay Başkanlığı'yla, personel başkanlığıyla bu ana ve temel sorunlarla ilgili bir ilerleme kaydedilmedi. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Anladığım kadarıyla seminerle alakalı, hani daha sözünüzün başına tam bir fiyasko dediniz. Anladığım kadarıyla olumsuz devam ediyor. Gerçi daha tamamlanmadı. 3 gün sürecek bildiğim kadarıyla. Peki istediğiniz, hani bu talepler karşılanmazsa nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bundan sonraki yol haritanız nedir? Evvela şunu söyleyeyim. Biz yönetim kurulumuz toplandık ve bir eylem kararı aldık. Yani bugüne kadar müzakereyle bu işi götürelim, anlatmayla götürelim, ikna ile götürelim, ifadeyle götürelim dedik, anlattık, ifade ettik. Bütün Türkiye duydu, dünya duydu. Bu konuyla ilgili NATO kendi içerisinde 2012 yılında Türkiye'deki astsubaylarla ilgili bir rapor hazırladı. Think Tank kuruluşları raporlarını hazırladı. Türkiye'de Genelkurmay Başkanlığı'na sivil kurumlar rapor verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başbakanlığa rapor verdi. Bu raporun bir tanesinde Genelkurmay Başkanlığı'nda olduğuna ilişkin duyumlarımız var. Bu kadar raporun arkasında, bu kadar çalışmanın, bu kadar analizin arkasında Genelkurmay Başkanlığı halen eskiden gelme kas sistemini sürdürmekte kararlı. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bir takım iyileştirmelerde Genelkurmay'ın görüşünün alınması gerekiyor. Nedeni de şu: Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşiyle yönetilen bir kurum. Yani herhangi bir yatay yapılanma değil, dikey yapılanma var. Yani ağust üst amir-memur ilişkileri var. Dışarıdaki kamu kurum kuruluşları ya da özel kuruluşlardan ayrışan tarafları var. Dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı bu hiyerarşiyi kas sistemine dönüştürerek aslında bir takım yerlere iyileştirmeleri yine yaptı. En son torba kanununda yaptı. Bu torba kanununun ilk çıkan maddelerinden biz hiç hoşnut olmadık. İkincisi Nisan ayında gelecek muhtemelen meclise. Sayın Başbakan'ın Genelkurmay Başkanı'na geçtiğimiz günlerde astsubay ve uzman çavuşların sorunların çözülmesi noktasında bir talimatının olduğunu, yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşmenin olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine siyasete çok girmek istemiyor. Çünkü hiyerarşik yapı onların da girip de içinde çözebileceği bir durum gibi gelmiyor siyasete de. Önce Genelkurmay Başkanlığı'nın mutlak surette bu sistemin içerisinde olması ve düzenlemeleri Genelkurmay Başkanı'nın yapması gerekiyor.
Şu anda bunlar yapılmış değil. Yapılan tek şey 270 kişiyi toplayıp ısı bombası oluşturmak. Ben onu öyle tarif ediyorum. Isı bombası oluşturmak. Isı bombası şu: hava araçlarını güdümlü füzeler vurmak için ısıya kodlanırlar. Güdümlü füzeyi atarsanız hava aracı ısıyla beraber hareket ettiği için güdümlü füze onu takip eder. Hava araçları tutar, bu kendilerine gelen füzeyi şaşırtmak için birkaç tane ısı bombası atar. O güdümlü füze de şaşırır gider, o küçük bombalarla, ısı bombalarıyla uğraşır, ana şeyden çıkar. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 270 tane subayımız toplandı. Daha önceden de zaten 6 tane makam astsubayı vardı. Genelkurmay astsubayı, kuvvet astsubayları, siz bunları anlattınız. Bunlardan sorun ve dertleri dinlediniz, aldınız, raporladınız. 2 senede yaptığınız şey ne? Hala sorunları konuşmak. Biz bunları yapacağız, sorunlarınızı biliyoruz gibisine henüz altyapısı oluşmamış bir takım şeylerle insanları avutmaya çalışmak. Bunu katılımcı 270 tane subayımız da gördü zaten. Biz de toplantıları izliyoruz. Dünden bu yana tartışmaların olduğunu biliyoruz. En son Genelkurmay Başkanı da yarın yapacağı konuşmayı iptal etti. Yerine muhtemelen Genelkurmay 2. Başkanı konuşacak. Peki Ahmet Bey, çok teşekkür ederim. Isı bombası gerçekten ilginç bir benzetmeydi. Aklımda tutacağım. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ediyorum.